Salih Hazretleri, Osmanlılar zamanında Anadolu'da yaşayan evliyanın büyüklerinden, insanların itikat, amel, ibadet ve ahlak hususunda doğruyu öğrenmeleri ve yapmaları, böylece Allahü Teala'nın rızasına kavuşmaları için onlara rehberlik edip buna kavuşturan ve kendilerine silsile-i aliye denilen İslam alimlerinin 32.sidir. 1281 miladi 1864 senesinde Nehri'de vefat etti. Kabri orada Seyyid Tahayi Hakkari Hazretlerinin ayak ucundadır. Seyyid Salih küçük yaşta Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi. Çok zekiydi. Kısa zamanda Kur'an-ı Kerim'i ezberledi. Medreseye giderek tefsir, hadis, fıkıh gibi zahiri ilimlerle zamanın fen ve edebiyat bilgilerini öğrenerek büyük bir alim oldu. Tasavvufta da yetişerek kalp ilimlerinde marifet sahibi olmak için Ağabeyi Seyyid Taha-yı Hakkari Hazretlerinin sohbetiyle şereflendi. Senelerce ona hizmet etti. Mübarek teveccühlerine kavuştu. Velayet derecelerinde çok yükseldi. Hocası ona icazet vererek talebe yetiştirmek üzere Berdesur'a gönderdi. Seyit Salih Hazretleri orada talebe yetiştirmeye başladı. Hasta kalplere şifa olan sohbetleriyle aşıklarının kemale gelmesine, hakka yaklaşarak veli birer zat olmalarına vesile oldu. Seyit Salih Hazretleri muhabbet ve edep sahibiydi. Verası ve takvası çoktu haramlardan şiddetle kaçar, şüpheli korkusuyla mübahların fazlasını terk ederdi. Ekseri günleri oruçlu geçerdi. Gecelerini ibadetle ihya eder, uykusunu öğleye yakın kaylule yaparak alır, hem de sünnet-i şerife uyardı. Çok merhametli olup hiç kimseyi incitmezdi. İnsanların cehennemde yanmamaları için elinden gelen gayreti gösterir, Allahü Teala'nın emirlerini bildirir, yasaklarından kaçınmalarını sağlardı. Gayrimüslimlere dahi iyilik yapardı. Bu sebeple herkes tarafından sevilirdi. Seyyid Salih Hazretleri sevenleriyle yaptıkları sohbetlerinde, kalplere şifa olan nasihatlerinde buyurdu ki: "Cennete giren bir cemaat, cehenneme giren diğer bir topluluğa, sizin cehennemde ne işiniz var? Halbuki dünyada siz bize öğretmiştiniz. Biz de sizin dedikleriniz gibi yapmıştık. Sizin de cennette olmanız lazım değil mi?" diye sorduklarında cehennemdekiler, "Evet. Dünyada size öğretmiş ve anlatmıştık. Fakat biz söylediklerimizle amel etmezdik, yapmazdık. Onun için cehenneme düştük." derler. Bilmediği sorulunca, "Bilmiyorum" demek ilmin yarısıdır. Bilmediği bir şeyde Allah için sükût edenin alacağı sevap konuşandan az değildir. Çünkü nefse en ağır gelen şey bilmediğini kabul etmektir. Din kardeşlerinin ayıplarını araştırıp bulan kimse arkadaş edinemez. Dünyada iyi bir şey bırakana Allahü Teala ahirette daha hayırlısını verir. İnsanın salih olan çoluk çocuğuna Dünya sıkıntılarından korunacak kadar mal bırakması diğer şeylerden daha faziletlidir. İlmin süsü ilim sahibinin hilmidir, yumuşaklığıdır. Nefsin arzu ve isteklerine heva denmesi kimde bulunursa onları cehenneme düşürdüğü içindir. Heva sahiplerine de ehli heva denmesi bunların cehenneme düşecekleri içindir. Çok konuşan çok hata yapar. Hatayı terk etmek, tövbe yapılmasını istemekten daha kolaydır. Yenilen ve yedirilen yemeklere çok dikkat edilmesini isterdi. Buyurdu ki, bir yiyecekte dört şey olduğu zaman, o yiyecek tam bir yenilecek şey olur. Birincisi, aslı helalden olacak. İkincisi, yenilmeye başlarken besmele-i şerife çekilecek. Üçüncüsü, yemekte misafir olacak. Dördüncüsü, yemek bittiği zaman Allahü Teala'ya ham dedilecek. Bu dört şey bir yemekte bulunursa onun şanı tamamlanmış, hakkı verilmiş olur. İmanı sağlam olan, haramlardan kaçan kimseler zeki ve akıllı kimselerdir. Bunlar Allahü Teala'nın helal kıldığı temiz rızıklarını yerler. Pis olan, kötü olan şeyleri yemezler ve içmezler. Domuz eti ve şarap gibi ahiret nimetleri içerisinde yaşarlar. Cehennemde azab olarak karşılarına çıkacak bir işi yapmazlar. Onlar Allahü Teala'nın azabını bilirler. Her yerde bu bildiklerine uygun hareket ederler. Korku ile uyurlar. Akibetlerini ve kıyamet hallerini düşünerek vakar ile ağır başlı olarak kalkarlar. Dünyanın aşıkları, haramlara dalanlar sarhoşturlar gönül verdikleri dünya onlardan kaçar. Halbuki onlar dünyaya aşık olmuşlardır. Süt emen çocukların annelerini arayıp bağlandıkları gibi dünyaya bağlıdırlar. Asla ondan ayrılmayı istemezler. Allahü Teala onlardan birisine bir nimet ihsan ettiği zaman onlara bir riya ve şöhret gelir. Onlar haram helal her ne olursa olsun dünyaya mala mülke bağlanır, onu isterler. Sonra insanlara döner, geliniz, bizim mallarımıza bakınız diyerek övünürler. Mü'minler ise kendilerine gelen şeyler için Allah'a yemin ederiz ki helalden olmayan bir şeyde güzellik yoktur. Eğer haramdan olursa Allahü Teala onu yok etsin derler. Münafıklara gelince bize yazıklar olsun. Keşke bizim daha çok malımız olsaydı derler. Çocukları için yağlar ve ballar ister. Bunu fakir ve miskin çocukların yanında yerler. Dünyaya düşkün olanlar akılları kısa ve ahmak olanlardır. Onların arzuları, yiyecekleri, şehvetleri ve kendilerini süslemeleridir. Onlar şöyle derler. Ne zaman sabah olacak? Sabah olsun ki yiyelim, içelim, oynayalım. Ne zaman akşam olacak? akşam olsa da uyusak. Onların geceleri pislik içerisindedir. Günah işlerler. Gündüzleri ise tembeldirler diye haber vermiştir. Allahü Teala'ya gönül veren Allah'ın veli kullarını, dostlarını ise şöyle tarif etti. Evliyaullah Allahü Teala'nın rızasını, beğenmesini nefislerinin arzu ve isteklerine tercih ederler. Eğer nefislerinin arzu ve istekleri onları çok zorlarsa onlar nefislerini Rablerinin rızası için isteklerinden vazgeçmeye mecbur ederler. Böylece saadete erer ve cehennemden de necat, kurtuluş bulurlar. Hastalık gelmeden, sıhhatin, meşguliyet gelmeden boş vaktin, ölüm gelmeden evvel hayatın kıymetini biliniz diye nasihat ederdi. Dünyada geçen vakitlerinin en kıymetlisinin Allahü Teala'nın zikriyle geçen vakitleri olduğunu beyan eder ve dualarında Allah'ım dünyadaki en güzel vakitlerimizi senin zikrin ve sana ibadetle geçen vakitler yap diye yalvarırlardı. Yani Allahü Teala'dan vakitlerini ibadet ve zikirle geçirip dünyayı, yemeyi, içmeyi, uyumayı sevdirmemesini isterdi. Yine buyurdular ki, Ey insanlar! Dünya gündüzler ve gecelerdir. Bunlar birbirlerini takip eder. Eğer gündüz yapacağın işi yapmazsan, vakit geçer, gece verir. O halde işlerini sonra yaparım diyerek geriye bırakma ve sen daima saimlerle oruçlu olup İbadet edenlerle beraber bulun. Bu sözüne sadık kalır dünya ehliyle bir arada bulunmazdı. Müminin sahip olduğu şeylerin ilki ve en kıymetlisi dinidir. Malı olduğu zaman dini olan, malı olmadığı zaman dini olmayan, dini malına bağlı olan kimseler vardır. Böyle kimseler mallarını hiç kimseye emanet edemezler. İnsanlar da onu emin bir kimse olarak bilmezler. Böyle olanlara yazıklar olsun. Dinleri dünyaya bağlı olanları şöyle tarif etmiştir. Altın ve para münafıkların boynuna geçmiş bir iptir. Her türlü pisliğe boyunlarındaki bu iple çekilirler. Münafık olmaktan çok korkar ve herkese münafıklığın alametlerini anlatırdı. Kendisine münafık ağlar mı? diye soruldu. Cevabında, o gözünden ağlar fakat kalbi ağlamaz buyurdu. Hiçbir şeyin insanı Allahü Teala'dan alıkoymasını istemezdi. Buyurdu ki Allahü Teala'ya kulluk için yaratılmış olan bir kulun şehvetleri onu ibadetten alıkoyarsa o ne kötü bir kuldur. Buyurdu ki ahiret için yaratılıp Dünyanın kendisini ahiretten alıkoyduğu kul ne kötü bir kuldur. Halbuki dünya fani, ahiret ise baki'dir. Her gün ömrünün bir kısmı gitmekte, sen ise buna üzülmüyorsun. Her gün sana yetecek kadar rızık verilmekte, fakat sen sana verilen şeyleri kafi görmüyorsun ve seni azgınlaştıracak Allahü Teala'dan uzaklaştıracak şeyi istiyorsun. Aza kanaat etmiyor, çokla doymuyorsun. Kendine ihsan edilen ve içinde bulunduğu nimetlere şükretmekten aciz iken daha fazlasını istemek nasıl uygun olur? İsteğinin fazlalığı seni aldattı. Arzu ve istekleri dünya için olan bir kimse, ahiret için nasıl çalışabilir? Hayret edilir. Ne kadar çok şaşılır şu kimseye ki, ahirete inanıyor ve dünya için çalışıp ona koşuyor. Bu mübarek zatın bir menkıbesini nakledelim. Seyyid Salih Hazretlerinin mübarek alınlarından nur fışkırırdı. Onu gören, Allahü Teala'nın sevgili bir kulu olduğunu hemen anlar, hürmette kusur etmemeye çalışırlardı. Bir gece Hırsızın biri Seyyid Salih Hazretlerinin evini soymaya karar verdi. O gece ay çıkmamıştı. Zifiri karanlıktı. Hırsız bahçe duvarından içeri atladı. Fakat o anda bahçenin birdenbire gündüz gibi aydınlandığını gördü. Hayret etti. Görürler korkusuyla hemen dışarı çıktı. Ortalık yine karanlık oldu. Herhalde bu defa aydınlık olmaz düşüncesiyle tekrar bahçeye girdi. Ortalık bir anda yine aydınlandı. Yine çıktı, tekrar girdi. Nihayet evin penceresine baktığında Seyyid Salih Hazretlerini gördü. Seyyid Salih Hazretleri hırsıza "Buyurun, her ne isterseniz vereyim. Bir şey almaya geldiyseniz söyleyin." buyurdu. Hırsız onun güneş gibi parlayan mübarek yüzünü görüp o cömertçe tatlı sözünü işitince hayran kaldı. Bahçeye girince meydana gelen aydınlığın Seyyid Salih Hazretlerinin nuru olduğunu anlayıp yaptığına pişman oldu. Huzuruna varıp tövbe etti. Ondan sonraki günlerde onun derslerine giderek ilim öğrenmeye başladı, talebelerinden oldu. Seyyid Salih Hazretleri sevenleriyle yaptıkları sohbetlerinde, kalplere şifa olan nasihatlerinde buyurdu ki: "Kim fısktan günahtan razı olur beğenirse, onu yapanlardan olur. Kim de Allah'a isyan edenleri beğenirse, razı olursa, Allahü Teala onun ibadetlerini kabul etmez. Fasıklara muhabbet etmez, fıskı hoş karşılamazdı. Buyurdu ki, şaşılır şu kimseye ki, kalbi ahirete bağlıyken, kendisine ufak bir şey tesir etse veya pire ısırsa, ahireti hemen unutu verir. Şu iki insan dünyada azab içindedir. Dünya nimetleri kendisine verilmiş fakat bunları kafi görmeyip dünya ile devamlı meşgul olan insan. İkincisi ise dünya nimetlerinden mahrum olduğu halde devamlı onların hasret ve üzüntüsüyle ve ona kavuşma arzusuyla dolu insan. Allah'a yemin ederim ki bedenlerimiz sizi Allahü Teala'ya yaklaştıran bineklerdir. O bedenlerinizi Allahü Teala'ya itaatte kullanınız ki Allahü Teala o bedenlerinizi mübarek kılsın. Allahü Teala'nın baktığı şeyden ibret alan bir göz, fasih bir lisan, hayrı anlayan, inanan ve amel eden bir kat verdiği kimseler felah bulur, kurtulurlar. Seyyid Salih Hazretleri insanların üç kısım olduğunu beyan etmiş ve birincileri hayırlı amel işleyen, ona devam eden ve ona devam ettiği halde ölenler. İşte bunlar mukarreplerdir. İkincileri ömürlerini günah ve uzun bir gafletle geçirip sonra tövbe etmiş olanlar. İşte bunlar eshabı yemindirler. Cennet ehlidirler. Üçüncüsü ise ömürlerini Allahü Teala'nın men ettiği şeylerle geçiren, harama günaha devam eden ve o haliyle dünyadan ayrılanlar. İşte bunlar eshab-ı şimaldir, cehennemliklerdir. Seyyid Salih Hazretleri her haliyle İslamiyete uygun hareket eden bir zat idi. Buyurdu ki, ölümü düşünen insan ne dünyanın geçici sıkıntılarına üzülür, ne de gelip geçen nimetlerine sevinir. İnsanın dini için en faydalı ahlak, dünyaya rağbet etmemesi, en kötüsü de hevaya, arzu ve isteklere uymasıdır. Hevaya uymanın bir kısmı, malı, makamı ve herkes yanında met edilmeyi sevmektir. Malı ve rütbeyi seven kimse, haramlara düşer. Haramları yapan, Allahü Teala'yı gazaplandırır. Allahü Teala'yı gazaplandıran kimse helak olur. İstişare etmeyen pişman olur. Kendisini başkalarına muhtaç görmeyen kendi bildiği gibi hareket eder. İnsanların en zahidi temiz ve helal kazanç peşinde koşandır. Bu kimse dünya işleriyle ne kadar uğraşırsa uğraşsın bu zühdüne mani engel değildir. İnsanlardan dünyayı en çok seven kazancına haramın karışmasına aldırmayan kimsedir. Böyle birisi dünyadan yüz çevirmiş gibi görünse de harama helale dikkat etmeyişi onun dünya sevgisi hastalığına tutulduğunun alameti işaretidir. İnsanların en cömerti Allahü Teala'nın haklarına riayet edip emirlerini ve yasaklarını yerine getirendir. En cimrisi de bunlara riayet etmeyendir etrafına çok para pul dağıtsa bile Allahü Teala'nın katında şirkin dışında en büyük günahlardan birisi insanlarla alay etmektir. Eğer insan bela, sıkıntı ve darlığa düşerse bilsin ki bu peygamberlerin ve salihlerin hallerindendir. Çünkü onların hepsi bu dünyada çok sıkıntı çektiler. Eğer insan rahatlığa kavuşursa bilsin ki o büyüklerin yolu rahatlık ve lezzetler içerisinde yaşama yolu değildi. Size üç şeyden sakınmanızı tavsiye ederim. Nefsinizin arzu ve isteklerine uymaktan, kötü arkadaştan ve ucuptan, kendini beğenmekten. Şeytanın en sevdiği kimseler çok uyuyan, çok yiyendir. Şeytan şehvetine, nefsine, arzu ve isteklerine hakim olup nefsin kötülüklerine aldanmayan kimsenin gölgesinden bile kaçar. Vefatı Seyyid Salih Hazretleri, 1281. Miladi, 1864 senesinde hastalandı. Talebelerini toplayarak her biriyle vedalaştı, helalleşti. Vasiyetini bildirdi. Kabriyle ilgili olarak da, kabrimi, ağabeyim, Seyyid Taha Hazretlerinin kabri şerifinin ayak ucuna kazınız. Edebi gözetip, kabirde de mübarek ayakları başımın üstüne gelecek şekilde olmasını sağlayın. Bizden sonra Seyyid Fehime tabi olun buyurdu. Sonra talebelerinin Kur'an-ı Kerim tilavetleri arasında vefat edip sevdiklerine kavuştu. Vasiyetini aynen yaptılar. Kabrini, Hocasının ayak ucuna kazdılar. Şimdi bu iki kabrin üç taşı vardır. Yani Seyyid Taha Hazretleri'nin kabrinin ayak ucundaki taş Seyyid Salih Hazretleri'nin baş taşıdır.